Mutlu akşamlar değerli spor severler. Santra programıyla sizlerle birlikteyiz. Evet, bilindiği gibi TFF 2. Lig Beyaz Grup ve 3. Lig maçları 1. devre sona erdi. Ve 2. devrenin maçları 2 gün sonra, yani hafta içindeki maç programıyla başlayacak. Evet, Afyon Spor tabii Şanlıurfa Spor ertelenen 16. haftanın ertelenen maçıydı. Hafta içinde bu maç da oynandı. Ve Şanlıurfa Spor Afyon deplasmanında maalesef 3-0 yenildi. Puansız maçtan ayrılmış oldu. Karaköprü Belediyespor'u konuşacağız. Karaköprü Belediyespor'da transfer var. Bugün sosyal medya hesaplar üzerinden duyurdukları transfer sayısını konuşacağız. Transferleri konuşacağız. Ve Şanlıurfa Spor'un transferleri. Şanlıurfa Spor şu anda kimlerle anlaştı? Kimlerin peşinde? Takım ne şekilde oluşacak? Hepsini konuşacağız, değerlendireceğiz. Tabii kiminle konuşacağız, kiminle değerlendireceğiz? Çok kıymetli iki misafirimiz var bugün. Masırlar Spor Kulüp Başkanı Sayın İsmail Aksu, Veranşehir'den. İsmail Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Tabii Masırlar Kulüp Başkanı dedik ama yıllardır spora, futbola hizmet eden bir hocamız İsmail Hocam. Ve sağ tarafımda yine Sürüş Gençlik Spor Kulüp Başkanlığı yapan çok kıymetli hocam Mustafa Yüksel Hocam. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Mustafa hoş hocam, hocam da yıllardır Sürüş Gençlik Spor Kulübü'nün başında kulüp başkanlığını yapıyor. Ve spora ciddi anlamda katkıları olduğu Sürüş ilçesinde. Bunları da konuşacağız, değerlendireceğiz. Ve İsmail Hocam'a dönmek istiyorum. İsmail Hocam, tabii sezon başından bugüne hep Şanlıurfa Spor'u, tabii Urfa'nın takımları daha doğrusu. Sadece Şanlıurfa Spor değil, Karaköprü olsun, Şanlıurfa Spor olsun. Amatörler oynanmıyor şu anda. Oynanmamasına rağmen hepsinin merak konusu tabii. Biz Şanlıurfa Spor'u ilk başta değerlendirmek istiyoruz. Şanlıurfa Spor'un gidişatıyla ilgili genel bir değerlendirme yaparsanız neler söyleyeceksiniz? Şimdi Şanlıurfa Spor'un durumu gerçekten 2 milyonluk bir ilin, yani ile yakışmıyor. Öyle diyelim. Şu anda yanılmıyorsam 5 puanla sonuncu evet, sıradayız. Sonuncu sıradayız. Yani sezona kötü başladı ve kötü gidişat yani devam ediyor. Sezon başı zaten transfer tahtası da biraz geç açıldı galiba. Evet. Son gün. Evet, aynen son gün. Yapılan transferler de tabii son dakika transferler oldu. Evet. Şu anda sonuncu sıradayız. İnşallah yine transfer tahtası şu anda kapalı gözüküyor. İnşallah yine transfer tahtası açılır. İyi transferler yapılırsa aradaki puan farkının fazla olmadığını düşünüyorum. 3-5 tane galibiyet üst üste alındığı zaman inşallah kurtarırız diye düşünüyorum. Ama geçmişe bakıldığı zaman ben 4-5 yıl önce de bir programda da her zaman şunu söylemiştim. Biz altyapıya önem vermediğimiz müddetçe biz bu durumlara gelebileceğimizi daha önce de söylemiştim. Maalesef o zamanlarda altyapıya önem verilmemişti. Önem verilmeyince bu durumlara geldik. Keşke gönül isterdi ki o zamanlar yılda 3-5 tane altyapıdan futbolcu yukarı çıkarabilselerdi. Evet. Bugün bu durumlarda olmazdık. Kesinlikle. Ama geçmişe de bir sürgün çekmek lazım. O açıdan geçmişe takılmamak lazım. Yani takılmamak lazım. Önümüze bakmak lazım kesinlikle. İnşallah Şanlıurfa Spor bu sene tekrar ligde kalır. Biz de gönül rahatlığıyla yani önümüzdeki biraz da yapılan transferlerde taraftarların da işte sosyal medya üzerinden gönderdikleri mesajlar evet, biraz rahatsızlar. Yani sanki geç kalınıyormuş ve son güne bırakılıyormuş. Tabii elimize son gelen isimler de var. Onları da birazdan açıklayacağız. Transferlerin öncesinden hazırlanıp aslında bir transfer konusunda... Şimdi Ümit Bey, ara transferler her zaman risktir. Evet. Yani ara transferde iyi sporcu hiçbir kulüp bırakmak istemez. Yani şimdi kafaya oynayan takım, playoff'u zorlayan takım, küme düşme pozisyondaki takım elindeki iyi sporcuyu vermek istemez. Ama nedir? Sorunlu sporcu olur veya parayı basıp almak lazım. Bunlar da maddi açıdan zaten şu anda Şanlıurfa Spor zor durumda. Tahtayı önce aşması gerekiyor, ondan sonra transfer yapması gerekiyor. O açıdan gerçekten işimizin zor olduğunu burada açıkça belirtmek isterim yani. Çok kolay değil. Yani. Çok kolay değil. Yani. Şu anda ligin sonuncu sırasındasın. Transfer yapmak zorundasın. Önünde büyük engeller var. Aşılmayacak bir durum değil ama fazla da yani karamsar olmamak lazım. Ama ne olur tüm Urfa halkı maddi açıdan biraz destek verirse kulübe bence transfer tahtası da açılır. İyi transferler de yapılırsa Urfa Spor ligde kalır
diye düşünüyorum. Yine de kısmet yani. Umarız. Yani bizim temennimiz de tabii o yönden. Yani tabii hepimizin temenni odur. Evet. Yani çünkü hafta sonu gelip iki haftada bir Urfa Spor'un maçlarını gönül rahatlıkla izleyebiliriz. Yani küme düştüğü zaman hepimiz küme düşüyoruz. Sadece Urfa Spor düşmüyor. Tabii tabii aynen. Peki bu sezon hiç maç izlediniz mi? Geçen hiç haftaki maçı. Evet, geçen çünkü, haftaki maçı izledim. Biz özellikle Şanlıurfa Spor'un menfaatlarını düşünerek. Çünkü bu hani evet. Sınırlı sayıda seyirci, seyirci değil de daha doğrusu protokoldakilerini diyelim. Evet. Bu sayı çoğaldığında cezai evet. Yaptırımlar var. Para evet. Cezası. Zaten kulübün şu anda evet. Maddi sıkıntının içerisinde. Biz de hani zorlasak daha zarar vermiş oluruz. Aynen aynen. Bir iki maça gittik evet ama siz acaba... Geçen haftaki maçı mi? İzledim. Zaten golü attıktan sonra aradan bir dakika falan geçti maalesef. Bir gol yedik. Aynı golü gördük. Evet. Halbuki alabilinecek bir maçtı aslında. Onda da nasip kısmet olmadı. Evet. Yani aslında iyi de futbol oynanıldı. Yani kötü bir takım da değiliz. Yani işin gerçeğini konuşmak gerekirse yani dişe diş bir mücadele oldu aslında. Çok maçlar da öyle oldu. Ama bazen de futbolda da biraz da şansın yaver gitmesi gerekiyor. O gün şanssızdık yani. Şanssızdık. Bir puanla yetinebildik yani. Evet. Mustafa Hocam, tabii yıllardır Urfa Sporu, Urfa'nın sporunu takip ediyorsunuz. Sadece Urfa Spor değil aslında. İlin sporunu takip ediyorsunuz. Ama gündem işte Urfa Spor. Geçen sezon maalesef çok kötü bir dönemdi. Çok kötü bir günler geride bıraktı. Ve bu sezonda sezona başlarken aslında çok iyi başlamadı ama çok çok mu kötüyüz? Çok çok kötü değil. Son sırada olsak da çok çok kötü değiliz. Hani kurtarılma şansı var. Devam ediyor. En azından umutlar devam ediyor. Genel bir değerlendirme yaparsanız Urfa Spor için neler söyleyeceksiniz? Evet Ümit Hocam. Başta sizlere Edasa TV ailesine, şu an bizleri izlemekte olan Suruç'ta olsun, diğer ilçelerimizde, Şanlıurfa'da, Türkiye'nin değişik yerlerinde bizleri izleyen herkese iyi akşamlar diliyorum. Sizin de bahsettiğiniz gibi, İsmail Hocam da bahsettiği gibi, gerçekten şu anda iyi durumda değiliz. Evet. İkincilik, beyaz grupta yer alan Şanlıurfa Spor'umuz en son maçta bildiğiniz gibi 3-0 yenildi. Ve 18 maçta sadece bir galibiyet, 5 beraberlik, 12 yenilgi ile şu anda sezonu bitirmek üzereyiz. Evet. Tabii ki bunu söylerken de üzülerek söylüyoruz. Gerçekten çok çok üzülerek söylüyoruz. Son sırada bulunmamıza rağmen yine de diyoruz ki biz geçen yıla göre iyiyiz. Umutlarımızı kaybetmek istemiyoruz. Kaybetmek istemiyoruz. Evet. Çünkü geçen yıl bildiğiniz gibi 7-0'lar, 8-0'lar bu skorları biz gördük. Şu anda 5 beraberliğimiz var, bir galibiyet var. Umutluyuz. Netice itibariyle transfer tahtasının kırılmasıyla inşallah değerli valimiz Abdullah Erim Bey'in ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeynel Abidin Beyazgül'ün de devreye girmesiyle inşallah transfer tahtası açılır. Yeni takviye edeceğimiz sporcularımızla inşallah ligde kalırız diye düşünüyorum. Temelimiz de bu yönden tabii. Evet. Tabii şu anda transfer süresi devam ediyor. Aslında sonra doğru da yaklaşıyoruz. Yani çok da süremiz uzun değil transferde. Taraftarın biraz bu konuda serzenişi var. Yani transferlerin bitirilmesi noktasında şu an transfer tahtası henüz tam anlamıyla açılmış değil. Bununla ilgili neler söylersiniz? Yani taraftar tabii ki kesinlikle haklı. Evet. Yani 2 milyonluk bir şehirden bahsediyoruz. Hatta 2,5 milyona da yaklaşıyoruz. Genç bir nüfus, 20 yaş, dinamik bir nüfus. Değerli hocamın da bahsettiği gibi biz hiçbir zaman altyapıya yönelemedik. Altyapıda sporcu yetiştiremediğimiz için maddi sıkıntılarımız had safhada. Bu büyük sıkıntılarımız açtığımız zaman inşallah önümüz açılacaktır. Şanlıurfa şu an olması gereken yerde kesinlikle değildir. Evet. Şu anda Türkiye ortalamasına bakıyoruz. Nüfus kütüğü bakımından Ümit Hocam, şu an Şanlıurfa birinci sırada. Birinci sırada, kesinlikle. Konya ikinci sırada, İstanbul üçüncü sırada. Evet. Yani düşünebiliyor musunuz? Yani böyle bir potansiyel. Evet.
maalesef bu dinamik genç nüfusu değerlendiremiyoruz. Yani burada bir büyük bir sıkıntı var yani. Bu sıkıntıyı aşmak için özellikle devlet büyüklerimizin, şehrimizin dinamiklerinin, başta Sayın Valimizin ve Büyükşehir Belediye Başkanımızın, milletvekillerimizin artık bu konuya el atması gerekiyor. Tabii ki taraftar haklı. Yani taraftar galibiyet istiyor. Transfer ister. Transfer istiyor. Başarı ister. Başarı ister. Evet. Şu an Şanlıurfa Spor'un olması gerekenlik kesinlikle ikincilik değildir. Pozisyon olarak Şanlıurfa Spor'un olması gerekenlik Süper Lig'dir. Tek kelimeyle. Yani görmek istiyoruz hocam ya. Oraları biz de görmek istiyoruz. Yani İsmail hocam. Tabii ki. Bugün 2 milyon diyoruz diğer yabancılarla birlikte 2,5 milyona yakın bir nüfusa sahip olduk. Biz de Süper Lig'de olmak isteriz. En azından bir görmek lazım. Yani görmek lazım. Ne oluyor orada, neler yaşanıyor. Burada biz de şehir olarak büyük kulüpleri ağırlamak isteriz. Ağırlamaktan da keyif alırız. Bir kupa maçı burada yıllar öncesinde. Trabzon-Fenerbahçe maçını hatırlarsanız. Yapıldı. Ve halen konuşuluyor. Evet. Neden konuşuluyor? Çünkü büyük bir maç burada organizasyonu yapıldı. Ve esnafı olsun, halk olsun, sporla ilgisi olmayan insanlar dahi bu işten çok çok memnunlardı. Neden memnunlardı? Çünkü değişik bir atmosfer yaratıldı. Değişik bir ortam vardı. Evet. En azından hani şehrin hem tanıtımında hem şehrin ekonomik bakımından, şehirde kazanıyor bakımından bunlar hepsi aslında ard arda sıralanan olumlu şeyler. Neler söyleyeceğiz hocam bu konuda? Yani şimdi gerçekten tamam biz Süper Lig diyoruz da bizim de gönlümüzden geçen şeydir. Tabii ki, evet. Yani şimdi Süper Lig'e bir Şanlıurfa Spor'un çıktığını düşünürsek bunun otelcisi kazanır, bunun esnafı kazanır, bunu herkes kazanacak. Kesinlikle, evet. Ama biraz önce dediğim şekilde bizim kesinlikle yani şampiyonluktan öte öncelikle sağlam bir altyapı. Bakın bugün programdan önce de sizinle Bursa Spor'u evet, konuştuk. Evet. Bugün mecburi olarak o gençleri oynatıyor ama bugün 2 gün önce, 3 gün önce Adana Demirspor milyon dolarları harcadı. Adamlar gitti Adana'da tıkır tıkır topunu oynadı ve Adana Demirspor gibi bir takımı yenerek Bursa'ya döndüler. Evet. 18, 19, 20 yaşındaki gençlerden bahsediyoruz. Kesinlikle. Ama mecburiyettendir. Belki mecburiyetten olmamış olsaydı onlar transfer tahtasını açamadılar diye gençlere şans verdi. Ama gençler tuttu. Bugün dört büyüklerin gözdesi haline geldiler. Evet. Avrupa'daki takımların gözdesi haline geldiler. Ha. Her zaman çözüm altyapıdadır. Ben bir futbol adamı olarak düşünüyorum bunu. Yıllardır da belirtiyorum. Ben yıllar önce Ürenşehir'i hatırlarsanız altyapıda 3 yıl boyunca hiç yenilmedim Urfa'da. Ve Türkiye'de ilk 10'a girdik. 13'lerde Urfa şampiyonu olduk. 14'lerde Urfa şampiyonu olduk. 15'lerde Urfa şampiyonu olduk. Bir sefer Türkiye'de ilk 20'ye girdik. Bir sefer de Türkiye'de ilk 10'a girdik. Evet. Ve şu anda o futbolcuların içerisinde Süper Lig'e transfer yapan sporcu kardeşlerimiz var. Yani. Yani altyapıya önem verdiğin zaman emin olun her zaman o kulüp daima başarılı olur. Ama maalesef biz altyapıya yeterince önem veremedik. Ha bu nereden kaynaklanıyor derseniz kimse yanlış anlamasın. Parası olan adam gelip yöneticilik yapıyor. Tamam güzel. Ama yanına da futbolu bilen insanları alın yönetime. Yani işi bilen adamları alın. Urfa Spor zamanında ne hocaları getirdi, ne transferler yapıldı, evet, ne paralar harcanıldı ve Urfa Spor bu durumlara geldi. Halbuki yani dünyanın parası verileceğine altyapıdan yılda 3 tane 5 tane adam alınmış olsaydı yani o para kulübün kasasında kalırdı ve şu anda Urfa Spor'un bu durumunu konuşmazdık. Yani rahatlıkla bir futbol şehri olabilirdik yani. Aslında. Hani genç nüfusa demin Sabah Hocam'ın da bahsettiği şekilde. Söylüyoruz da Bey, yalnız biz sürekli altyapı da diyoruz da altyapıda baktığın zaman şimdi bizim 2 milyon nüfustan bahsediyoruz. Kaç tane çim sahamız var örnek evet, veriyorum. Bugün Altınordu'nun kaç tane çim sahası var? Sadece Altınordu'na ait olan. Yani altın örnek ordu, veriyorum. İsmail Hocam biraz Altınordu'yu farklı bir noktaya koyuyorum. Evet. Orada bulunan
insanlar bu işin okulunu, mektebini yaptı artık. Evet, yani doğrudur. Bunun ötesi yok yani. Ya yani şimdi, şu anda bir NİDE kulübü dahi onların pilot takımı konumunda okul olmasına rağmen yetmiyor. Bir de pilot takımı var liglerde. Sürekli gençleri orada yetiştirip işte farklı kulüplere şu anda ticaretini satıyor yani, satmakta yani. Yanılmıyorsam, tam emin değilim, kulüp başkanı burada seminer yaptığı zaman bizim 26 tane sahamız var dedi. 26 tane evet. Sahadan bahsediyoruz. Urfa'da şu anda 26 tane saha yok. 26 tane saha az mıdır ya? Evet. Yani tam emin değilim ama yanılmıyorsam 26 tane denildi. Sadece evet. Altın Ordu'ya ait olan, düşün, fabrika gibi futbolcu yetiştiriyor tabii adam. Tabii aynen ya. Heh. Adam altyapıdan 8-9-10 yaşlarından futbolcu alıyor, yetiştiriyor yukarıya kadar. Adam 17-18 yaşında şans veriyor futbolcuya. Evet. Forma şansı veriyor. Evet. Ama maalesef bizim böyle bir şeyimiz yok. Hep biz diyoruz şampiyonluk. Şu anda nerelerdeyiz evet. Bakın. Mustafa Hocam tabii Altın Ordu'ya değinmişken, yani Bursa dediniz, Altın Ordu dediniz. Tabii Bursa'nın her ne kadar mecburiyetten olsa dahi, eğer bir altyapı yetersizliği olmuş olsaydı daha farklı bir noktaya gelecekti. Oysa ki altyapısı da yeterli olduğu için bu konumda, yani gençleri, demek ki gençlerine de güvenmiş ki onlara şans veriyor ve transfer tahtası açılmadan başarıyı elde ettiler. Yani Bursa Spor ve Altın Ordu üzerinden gidersek altyapılarla ilgili söylemek istediğiniz, eklemek istediğiniz evet, bir şey var Ümit Hocam. Doğrudur. Biz gerçekten İsmail Hocam da dediği gibi altyapıya yönelemedik. Bugün bir Altın Ordu bir ilçedir. Tesisleri, spor sahaları Urfa'nın tesislerinden, spor sahalarından daha fazladır. Daha fazla, evet. Tabii bu örneği biz Bursa Spor için de verebiliriz. Trabzon Spor için verebiliriz. Tabii, Gaziantep Spor için verebiliriz. Evet. Şimdi normal şartlarda ben Gaziantep'i yakından bildiğim için İbrahim Kızıl kulüp başkanı iken ben de orada yönetimdeydim evet. Gaziantep'te. Oranın yapısını çok iyi biliyorum. Gaziantep Spor'un durumu kötüye gidince oradaki vali, ondan sonra milletvekilleri, iş adamları, Büyükşehir Belediye Başkanı, bunlar hepsi birlik ve beraberlik içerisinde 3. ligde olan takımlarını, Gaziantep Futbol Kulübü'nü ta Süper Lig'e çıkardılar. Altyapıya önem vererek tabii ki bu başarıyı elde ettiler. Ve şu anda da sanırım ilk 3'te mi, ilk 4'te mi Süper Lig'de? Evet, evet. Böyle büyük başarılar sağladılar. Yani 2 milyonluk bir nüfus için neden bu başarılar sağlanmasın, neden altyapıya önem verilmesin? Geçmiş yıllardaki biz başarılara bakıyoruz. 2011'lerde Kemal Saraçoğlu'nun başarılarını biz gördük. İş adamı Fethi Şimşek'in başarılarını gördük. Fethi Şimşek döneminde çok değerli hocalarla tanıştı Şanlıurfa. Hocalarla tanıştı, çok güçlü bir yönetim vardı. Çok güzel bir yönetim vardı, evet. Çok güzel futbolcular geldi. Nihat Çakır kardeşimiz, o da sporun içinden gelen biridir. Onun da büyük katkıları oldu. Yine şu anda da Emin Yetim başkanımızın büyük katkıları var. Yani Urfa'da şöyle diyeyim ben, biraz da çekememezlik var. Bir iş adamımız, bir başkanımız ön plana çıktığı zaman değişik yerlerden bakıyorsun, istenmiyorlar. Halbuki Antep örneğini biraz önce verdim. Evet. Bakın Gaziantep Futbol Kulübü'nü Süper Lig'e çıkarmak için Gaziantep'in bütün dinamikleri, başta Vali Bey olmak üzere milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkanı, hepsi iş adamları birlik ve beraberlik içerisinde takımı bu seviyeye getirdiler. Şimdi biz neyi çekemiyoruz? Fethi Şimşek gibi bir iş adamı geldi, İstanbul'dan geldi. Normalde değerli eski bakanımız Faruk Çelik Bey döneminde geldi. Maalesef böyle hayırsever bir iş adamı kıymetini bilmedik yani. Evet. Oysa ki Fethi Şimşek'in şu an kulüp içerisinde 24 milyon alacağı var. Yani böyle bir iş adamı, bu iş adamı bile yaranamadı, evet. Eleştirildi.
Onun dışında Kemal Saracoğlu gibi bir iş adamımız takımı birinci lige çıkardı. O da eleştirildi. Nihat Çakır gibi değerli abimiz spor içinden gelmiş. O da eleştiriliyor. Emin Yetim şu anda yine eleştiriliyor. Yani ben anlamıyorum. Tabii ki yani bu biraz önce İsmail Hocam bahsetti. Yönetim şekli çok önemlidir. Yönetimler kurulduğunda her kesimden özellikle yönetimin içerisinde spor adamı olmalıdır. Kesinlikle. Bu olmazsa olmazdır yani. İş adamı olmalıdır. Ekonomik yönden destek verecek. Evet. Biz geçen yılki rezillikleri gördük. Evet. Ulusal basında Urfa Spor gerçekten bizleri, Şanlıurfa'yı, tarih şehrimizi utandıracak şekle geldi. Evet. Trabzon Hekimhan maçına gidecek. Oradan haber geliyor. İşte sizin masrafınızı biz karşılayacağız. Ya biz böyle bir memleket değiliz yani. Urfa gibi bir memleket değildik. Böyle bir kulüp değiliz. Evet. Biz dediğim gibi bu değerli başkanlarımıza biz sahip çıkamadık maalesef. Şanlıurfa olarak, Şanlıurfalılar olarak. Ben kesinlikle bu değerli başkanlarımızın hepsinin Şanlıurfa Spor'a çok büyük değerler kattığını ben düşünüyorum. Fethi Şimşek için diyorlardı işte siyaseti düşünüyor. Şöyledir. Böyle, ya kardeşim ben Fethi Şimşek'i çok yakından tanıyorum. Faruk Çelik döneminde Fethi Şimşek isteseydi çok rahatlıkla milletvekili olurdu. Ama istemedi yani öyle bir niyeti yoktu. Evet. Sadece bir Şanlıurfa sevdalısı olduğu için Şanlıurfa'ya geldi, bu hizmette bulundu. Bütün değerli başkanlarımızın hepsinde iyi niyetli olduğunu ben düşünüyorum. Gaziantep gibi, Gaziantep şehri gibi bütün dinamiklerimizin, iş adamlarımızın, Şanlıurfa halkının, taraftarlarının birlik beraberlik içerisinde bu takımı bir yere getireceklerine ben inanıyorum. Evet. Önümüzdeki süreçlerde inşallah transfer tahtası açılır. Öncelikle Şanlıurfa sporumuz kümeyi düşmekten kurtulur. Yani biz diyoruz geçen yıl normal şartlarda kümeyi düşmüştük. Tabii ki deniliyor ya her işte bir hayır var. Evet. Sanki Covid hastalığı da Şanlıurfa spor için bir hayır oldu. Gerçi sağlıkta şöyle bir öyle bir durum yaşandı. Geçen yıl işte Covid bizi kurtardı. İnşallah bu yıl da güzel transferler yaparak Şanlıurfa sporumuz yoluna o şekilde devam eder diye düşünüyorum. Kalır. Evet, ligde kalır. Tabii Şanlıurfa sporun ikinci devre programı da şekillendi. Daha doğrusu beyaz grubun hem kırmızı grubun ikinci ligin daha doğrusu puan maç programları netlik kazandı. Şanlıurfa spor kendi sahasında Ankara Demirspor diye hatırlıyorum. Ankara Demirspor ama evet kendi sahasında. Şanlıurfa Spor iki gün sonra kendi sahasında Ankara Demirspor'u ağırlayacak. Tabii yeni transferler oraya yetişir mi? Lisans yani yetişse dahi lisans çıkartabilecekler mi? Şu an transfer tahtası hala kapalı. Kapalı durumda. Bunlarla ilgili tabii kulüpten henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Yani oyuncularla kaç oyuncuyla anlaştıkları noktasında bir de transfer tahtasının durumu ile ilgili herhangi bir açıklama bu saatte kadar yapılmadı. Biz de merakla bekliyoruz tabii. Bunlar yapılırken Şanlıurfa Spor Kulübü de arkadaşlar hazırsa Ankara Demir maçına hazırlıklarını başladı günler öncesinde. O görüntüleri de ekranlara verelim. Öyle en azından Ankara Demir maçına hazırlıklarını konuşalım. İsmail Hocam, tabii Şanlıurfa Spor yani transferleri beklemeyecek. Evet. Sonuçta kapıya gelen bir maç var. Evet. Neler söyleyeceğiz hocam bunlarla ilgili? Yani inşallah yani Urfa Spor'un en azından hani bu transfer tahtasının açılıncaya kadar en azından puan ve puanlarla ayrılması tabii bir artı avantaj olur. Yani aslında dedim ya ben buradaki bir biten maçı izledim. Yani biz kötü bir takım da değiliz aslında. Değiliz. Biz evet, çok karamsarız evet. Ama hani şimdi ben bir eski futbolcu olarak sonuncu sırada olma itibariyle sporcular da psikolojik olarak rahat değil diye düşünüyorum. Evet. Yani şimdi düşün sonuncu sıradasın, maçı almak istiyorsun, istediğin şeyleri yapamıyorsun. Evet. Evet. Ama kafası rahat olan bir sporcu kitlesi olmuş olsaydı belki biraz daha hani
iyi oynarlardı. Daha rakibin üzerine giderlerdi. Mesela dedim ya, gol attık, bir dakika sonra gol yedik. Yani ama o biraz da takımın güveni olayı yani. Ya, rahat değil çünkü sonuncu evet. sıradaki bir sporcu kafası hiçbir zaman rahat değildir. Evet. O psikolojiyi ben düşünemiyorum yani. Evet. Onlar için de Allah onlara da yardımcısı olsun. Çoğu da zaten yabancıdır. Evet, doğru. Yani asla kötü de takım da değiliz ama inşallah birkaç tane nokta transferlerle inşallah ikinci yarıda fırtına gibi esip Urfa Spor'un layık olduğu yerde kalınmasıdır. Transferler demişken şu an yani 3 oyuncu net bir sürü isim basında, sosyal medyada geçiyor ama yani akşamüstü yapmış olduğumuz bir görüşme neticesinde işte Caner, Mustafa Çakır ve Cihan Can netlik kazandığı yönünde bir sıcak bilgi geldi bize. Tabii ilerleyen süreçlerde biz de hani bakacağız artık kaç oyuncu olacak, hangi mevkilere olacak. Şu an Caner, Mustafa Çakır ve Cihan Can şeklinde gelen bilgi bu yönden 3 oyuncu. Daha öncesinde Sercan olayı yaşandı. Şehirde, Şanlıurfa ilinde de bulunuyordu. Hatta antrenmanlara katıldığı yönünde bilgiler de geliyordu bize ama son dakika ne olduysa Sercan tekrar Gümüşhane'ye dönüş yaptı. Ailevi sorunlardan. Ümit Bey, Sercan'ın bu saatten sonra bize takma faydası olacağını düşünmüyor. Çünkü Sercan geçen sene Kemerspor'a geldi. Evet. Ben de Kemer'deydim. Sercan zaten yedek kalınca orada, üçüncülükte yedek kalınca bavulunu toplayıp çekip gitti. Evet. Ha, Sercan bizi kurtaracak adam değildi. Değil. Sercan iyi ki de yani iyi sporcuydu. Geçmişte Rize'ye çok büyük katkılar oldu. Urfa Spor'a büyük fedakarlıklar yaptı. Feyzi ile beraber kaldı takımda ama Sercan bizi kurtaramazdı. Evet. Yani artık futbolun sonlarına doğru gelen bir arkadaş. Son demlerini yaşıyor diyorsun. Yani son demlerini çünkü geçen sene 3. ligde bile yedek kaldıktan sonra evet. bavulunu toplayıp çekip gitti yani. Yani Urfa'da da hani antrenmanlara katılırken işte ailevi sorunlardan bahsedildi. Yani ailevi sorunlar biraz da aslında belki Mustafa bahane Hoca, olabilir. Biraz da bu yönde evet, yani ailevi sorunlar yok da yani Urfa'ya geldikten sonra mı başladı? Biraz da soru işaretleri var. Hatta şöyle bir şey diyeyim yani. Geçen sene Sercan Kemerspor'dayken Urfa Spor'un altyapısına yetişen 17 yaşındaki İbrahim'in yedeği oldu. Evet, evet. Yani bakın Urfa Spor'dan yetişen onun yedeği oldu. İbrahim çıkınca Sercan girdi. Sercan ondan sonra... İbrahim'le tabii konuşacağız. Evet. Yani onu da takip ediyoruz. Etmiyoruz değil. Tabii Urfa Spor'u konuşmaya yine sohbet arasında devam edeceğiz. Bir de Karaköprü Belediyespor var. Karaköprü Belediyespor açıklama yaptı. Resmi açıklaması var. Kulübün sosyal medya hesabında transferlerle ilgili Karaköprü'yü değerlendirmek istersek ilk başta ben transferleriyle evet baktığımız zaman Ebubekir Elhoş, Uğur Durmuş, Alperen Topçular, Rahmi Muhammed Akyazı ve Mehmet Demiröz'ü oyuncularını açıkladı Karaköprü Belediyespor. Tabii Ebubekir Elhoş daha önce de kendisi Urfalıdır. Daha önce de Karaköprü'deydi ve Mardin'deydi. Mardin'den tekrar Urfa'ya dönüş yaptı. Uğur Durmuş Uşakspor'dan notlarımın arasında o yönde. Alperen Yalova Spor olarak görüyorum ama Alperen Topçular ve Rahmi Mamak Spor'dan Şile Yıldız'dan da Mehmet Demiröz'ü Karaköprü Belediye'nin şu anda transferleri açıklayan 5 isim. Görüntülerde de gördüğünüz gibi hem kulüp başkanı ile birlikte bir de antrenör vardı ikinci fotoğrafta görüntüde antrenörüyle birlikte evet şu anda antrenörde görüntüde ve transferlerini neredeyse bitirme aşamasına getirdi Karaköprü Belediyespor. Mustafa Hocam tabii ligin transfer ikinci devrenin sonuna doğru yaklaşırken transferler artık bitme aşamasına geliyor. Karaköprü tabii şu ana kadar 5 oyuncuyla anlaştı ve resmi olarak da açıklandı. Karaköprü'yü değerlendirirsek neler söylemek istersiniz? Karaköprü de aslında sezona başlarken çok iyi başlamamıştı. Oradan da işte bir hoca değişikliği, sezon başında farklı bir hocaydı. Daha sonra İsmail Hoca, arkasından yine bir hoca değişikliği. Neler söyleyeceğiz Karaköprü Belediyespor için? Evet Ümit Hocam,
Ve şu anda playoff'u da zorlayan bir Karaköprü. Doğrudur. Üçüncü lig temsilcimiz, evet. Karaköprü Belediye Spor'umuz. Son maçında Adıyaman Spor Kulübü'yle deplasmanda 0-0 berabere kalmıştı. Tabii ki Karaköprü Belediye Spor'umuzu ben Şanlıurfa Spor'dan daha şanslı görüyorum şu açıdan. Maddi yönden çok rahat, bir kulübümüz. Çok değerli başkanımız Metin Baydil'in bu konuda gerçekten büyük çabaları vardır. Evet. En son gelen haberlere göre de çok güzel nokta transferler 5 kişiyle. Hı hı. Bu transferlerle birlikte üst sıralara doğru tırmanacağını ben düşünüyorum. Aslında Karaköprü Belediyespor başlangıçta bizim de eski hocamız İsmail Doğan hocamızla başlamıştı. İsmail hocamız aslında hem bir kupa maçında hem lig maçında normalde ilk iki maçta iki galibiyet aldı öyle. Ondan sonra sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı kulüpten ayrıldı. Ondan sonra diğer hocalar şu anda da Hüseyin Dağ hocamız da devam ediyor. Önü açık olan bir kulübümüz. Tabii ki gönül ister ki bütün liglerde Şanlıurfa'mızın takımları olsun. Şu anda işte Şanlıurfa Spor'dan sonra profesyonel anlamda Karaköprü Belediye Spor'umuz bizi en güzel şekilde temsil ediyor. Bundan sonraki süreçlerde de inşallah daha üst sıralara doğru tırmanışa devam eder diye düşünüyorum. Evet. Hüseyin Hoca tabii gelirken birkaç hafta ağır eleştiriler de aldı. Daha sonra takımı toparlayıp bu sıralara doğru geldi. Hüseyin Hoca ile ilgili söylemek istediğin bir şey ya var mı? Hüseyin Hoca biliyorsunuz hani Şanlıurfa Spor'un da zor dönemlerinde hep istenilen hocaydı. Doğru. Geçmiş dönemlerde hep hiçbir zaman görevden kaçan bir hoca değildi. Hı hı. Zaten Karaköprü'de kendisini Karaköprü'deki takımı da iyi biliyor. Evet. Geçen sene de orada çalıştı yanılmıyorsam. Hı hı. Bu sene de görev verildiği zaman Hüseyin Hoca'nın daima başarılı olacağını da düşünüyorum. Yani keza İsmail Hoca da gerçekten kaliteli kişilik olarak da iyi bir hocaydı. Yani onun da önünün bir an önce açılması gerektiğini düşünüyorum. Aslında biz yani Urfa Spor olur, Karaköprü olur. Yani biraz Urfa'daki hocalara da biraz şans vermesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü en iyi Urfa'yı bilen insanlar onlardır. Evet. Biraz daha hani Urfalı çocuklar da Karaköprü'de biraz daha fazla kalırsa en azından 3. ligde orada pişip Urfa Spor'a servis edilirse daha iyi olur. Evet. Mantığındayım yani. Evet arkadaşlar tabii Şanlıurfa Spor grubundaki puan cetveli hazırsa onları da ekrana getirelim. Çünkü orada hafta içerisinde oynanılan iki müsabaka vardı. Puan cetvelinde bir günceleme oldu. Evet hafta içindeki oynanan iki maçtan sonra puanlar şu şekilde oldu. Böyle ligle yani hafta içerisinde oynanan maçlardan sonra da lig tamamlanmış oldu. Çünkü Covid'den dolayı ertelenmişti. Manisa 48 puanla uzun haftalardır lider konumunda. Hekimoğlu 37, Anagolt 24, Erzincan 36, Sarıyer 35, Uşak 33, Kocaeli 32, Ahmet Sportif Aletleri 28, Afşet Afyonspor 27, Çorum 26, Ankara Demir 25, Kahramanmaraş 23, Sancaktepe Futbol Kulübü 22, İnegöl 18, Zonguldak 17, Ergeneveli Meşe 14, Niğde 13, Hacettepe ve Gümüşhane 9'ar puana sahip. Son sıradaki Şanlıurfa Spor ise 5 puanı bulunuyor tabii. Sezon başından beri Şanlıurfa Spor maalesef son sırada yer alıyor. Evet, reklama gireceğiz. Evet, reklama giriyoruz. Birazdan yine kaldığımız yerden tabii Suruç'u konuşacağız. Viranşehir'i konuşacağız. Suruç'ta neler yaşanıyor? Çünkü Suruç gençlik spor yıllardır var olan bir kulüp ve Mustafa Hoca yönetiminde başkan bizimle birlikte. Bunların hepsini konuşacağız, değerlendireceğiz. Küçük bir ara var. Aradan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet, tekrar birlikteyiz değerli spor severler. Tabii Karaköprü Belediye Spor'u konuştuk. Şanlıurfa Spor'u konuştuk. Urfa'nın sporu zaman zaman konuşacağız, konuşmaya devam edeceğiz. Ve şu an başkanlarımdan hem Verenşehir olsun hem Suruç ilçelerinde olsun neler yaşanıyor, neler oluyor diye soracağız. Tabii hemen sağ tarafa Mustafa Hocam'a dönüyorum. Mustafa Hocam, yıllardır Suruç Gençlik Spor Kulüp Başkanlığı'nı yapıyorsunuz.
Ve Suruç'ta futbolun dışında farklı branşlar şu anda başladı ve hatta salon hokeyinde Süper Ligi dahi gören bir takımdan bahsediyoruz. Bu takım şu anda ne durumda? İlk başta bunun hikayesini aslında dinlemek istiyoruz. Biz az çok biliyoruz ama ekranları başında bizi izleyen izleyicilere bunları aktarmak istiyoruz. Salon hokey Suruç'ta nasıl başladı ve Süper Ligi gördü, daha sonra birinci ligde bunun hakkında ne şekilde bilgi vereceksiniz? Evet Ümit Hocam, salon hokeyinde 2015 yılında değerli beden eğitimi hocamızın Suruç'a gelmesiyle bize böyle bir teklifle geldi. Salon hokeyinde milli sporcu olduğunu, beden eğitimi hocası olduğunu bize söyledi. O zamanın Bilgi İlköğretim Okulu Müdürü Yahya Açgöz hocamızla birlikte kulüp başkanı olarak beni ziyaret ettiler. Birlikte zamanın değerli kaymakamı Abdullah Çiftçi Bey'i biz ziyaret ettik. Böyle bir düşüncemizin olduğunu söyledik. Abdullah Çiftçi Bey de her konuda bize destek olacağını sözünü verdi ve o şekilde biz başladık. Tabii ki Abdullah Çiftçi'den sonra, değerli kaymakamımızdan sonra diğer kaymakamlarımız Ferhat Sinanoğlu olsun, Kenan Aktaş olsun, Tarık Açıköz olsun, bu değerli kaymakamlarımızın hepsi de bize bu konuda destek oldular. Dediğim gibi 2015'te başlayan bu serüven, önce bölge şampiyonlukları, ikinci lig şampiyonluğu, birinci lig şampiyonluğu, en son geçen sezon Süper Lig'de mücadele gösterdik. Yani biz Suruç Hokey Spor Kulübü olarak Şanlıurfa'mızı biz en üst lig olan Süper Lig'de temsil ettik. Maalesef bizim normalde sporcularımızın hepsi yerli sporcular, yani Suruçlu sporcularımız. Suruçlu gençlerden. Gençlerimiz, evet. Tamamen ilçenin gençlerinden. Aynen. Hiçbir transferimiz olmadı. Ancak karşı taraftaki takımların hepsi, bırakın Türkiye içerisindeki transferleri, bu spor daha çok İran'da, Rusya'da önde olan bir spor. Oradan yaptıkları transferlerle maalesef biz oraya fazla adapte olamadık ve tekrardan aynen ondan dolayı tekrar Türkiye 1. Ligi'ne düştük. Şu anda çalışmalarımız devam ediyor. Bizim buradaki hedefimiz Suruç'umuzu hokeyin merkezi yapmak. Çünkü normal şartlarda bunlar bir okuldan çıktılar. Bilgi İlköğretim Okulu'ndan. Ve şu anda bu sporcularımız hemen bütün liselere dağılmışlardır. Bütün okullara yaymayı düşünüyoruz. Hatta bizim geçen yani yıl sizde Suruç Gençlik Spor Kulübü'nde başlayarak aynen bütün okullara evet bu şekilde koordineli bir çalışma içerisinde olduğunuzu evet oradan oyuncuları mı alıyorsunuz, yetiştiriyor musunuz? Doğrudur. Bizim güzel. Şu anda 120'nin üzerinde lisanslı sporcumuz var. Salon üzerinde. Evet, çok salon güzel. Hokeyinde. Bu dediğim gibi okullara yayıldı. Hatta geçen yıl bir projeyle biz Kaymakam Bey'i biz ziyaret ettik. Kenan Aktaş Bey'i. Öncesinden de aslında Tarık Bey döneminde de yine ziyaretimiz oldu. Bizim amacımız işte 11 Nisan Kurtuluş Kupası adı altında bütün okulların katılacağı bir turnuva yapmayı evet, düşündük. Evet. Maalesef bu COVID hastalığından dolayı bunlar mümkün olmadı ama COVID hastalığı inşallah bittikten sonra bizim bu projemiz inşallah uygulanacaktır. Onun dışında da bizim diğer çalışmalarımız da aynı şekilde aynı hızla devam edecektir. Suruç'umuzun salon hokeyin merkezi olması adına gereken bütün çalışmalar. Bu konuyla ilgili Salon Hokey Federasyon Başkan Vekili Bayram Yüksel'in de ilçeyi ziyarette bulunduğu bilgisi var bize tabii. Doğrudur. Onunla evet. ilgili ne gibi bir çalışma oldu? Başkanım ekibinin dikkatini çekmiş ve şöyle Ümit Hocam, tabii ki değerli Başkan Vekilimiz, Türkiye Hokey Federasyonu Başkan Vekilimiz Bayram Yüksel Bey
bizim başarıları görünce bizi ilçede ziyaret dikkat çeken bir başarı. Evet. Sürüş gibi bir ilçede sınırın sıfır noktasında böyle bir başarı. Bunu duyunca direkt Sürüş ilçemize geldi ve bizleri ziyaret etti. Gençlerimizi, salonumuzu ziyaret etti. Hatta bir teklifi de oldu. Ancak o konuda saha şartlarımızın yetmemesinden dolayı biz bu teklifi yerine getiremedik. Bayram Bey'in amacı salon hokeyi turnuvalarını, müsabakaları Sürüş ilçemizde yapma gibi bir fikri vardı. Hı hı. Bu konuyla ilgili Kaymakam Bey, Kenan Aktaş Bey'i biz birlikte ziyaret ettik. Kaymakam Bey de bu konuya çok sevindi. Ve şu anda da Sürüş Spor Kompleksimizde bulunan salonumuz şu anda restore edildi Kaymakam Bey'in destekleriyle. Önümüzdeki süreçlerde inşallah tekrardan bir ziyaret olursa bu şartları yerine getirdiğimizi ispatlayarak inşallah önümüzdeki süreçlerde bu turnuvaları Sürüş ilçemize getirmeyi yani salonun düşünüyoruz. Restorasyon kısmında salon okeyi için aynen tabii ki. Onun için değil mi? Aynen doğrudur. Onu düzeltelim. Evet, evet. Bir de sadece herhalde bir takım değil, hem bay bayan takımları mı var? Aynı şekilde tabii ki bizim şu anki başarılı takımımız erkek takımımız. Abid hocamızın, Abid Bostancı hocamızın önderliğiyle şu an çalışmalarına devam ediyor. Bir de bizim yardımcı hocamız var, Muzaffer hocamız. Bu hocamız da şu an bayan ekibini hazırlıyor Türkiye liglerine. Evet. Evet. Tabii ki bunlar Şanlıurfa'mızda ilktir yani. İlk olarak kurulan takımlardır bunlar. Hem erkek hem bayan olarak İlk salon hokeyinde. Şanlıurfa'yı temsil ediyoruz bu anlamda. Yani neredeyse bölgede hem bay bayan salon hokey sayısının az olduğunu biliyoruz. Hele hele özellikle Urfa'mızda bu son derece bizi sevindiren bir nokta. Çünkü haftalar öncesinde biz Viranşehir Belediyespor'unu da ziyaret etmiştik. Hem orada voleybol takımları bulunuyordu. Bay bayan takımları. Ve gerçekten şu anda ikisi de lider konumunda. Tek hedefleri şampiyonluk olduklarını söylediler. Biz de canı gönülden destekliyoruz onları. Ve bugün Sürüş ilçemizde tabii salon hokeyi hem bayan hem erkek takımların olusu çok çok sevindirici gerçekten. Elbette şu an başarıyı erkek salon hokey takımı süperlik gördü. Tekrar birincilikte bunların hepsi tesadüf değildir. Hem Viranşehir ilçemizde hem de Sürüş ilçemizde. Diğer ilçelerimizde muhtemelen bu tür başarılar vardır. Hatta gelecektir. Onlara öncülük yapacaktır bu her iki ilçemiz. Tespit ettikçe bu şekilde konuk ediyoruz. Sporu destekliyoruz. Konuşuyoruz. Eksiklerini dile getiriyoruz. Tabii bunların hepsini olunca da Mustafa Hocam destek konusunda. Tabii bu takımlar evet süper ligi gördü. Salon hocam takımı, erkek takımı Süper Lig'i gördü. Şu anda birincilikte tekrar Süper Lig hedefinde olan bir kulüp. Bunun yanında bayan takımı var. Evet. Yani bir külfeti vardır bu işin. Tamam. Oyuncuların hepsi ilçenin gençlerinden oluşmakta. Takım ilçenin gençlerinden oluşmakta. Bunlara da eyvallah deriz. Ama sonuçta bunun bir gideri vardır. Evet. Bunun bir külfeti vardır. Bu konuda destekler nereden geliyor? Nasıl geliyor? Tabii söylemek zorunda değilsiniz. Evet. Ama hani insan ister istemez de aklına geliyor bu soru. Destekleyen kimdir? Onu da açıklarsanız seviniriz. Evet Ümit Hocam, çok önemli bir konuya değindiniz. Tabii ki değerli kaymakamlarımız, biraz önce de isimlerini zikrettim. Hiçbiri bizi bu konuda yalnız bırakmadı. Abdullah Çiftçi döneminden beri. Son kaymakamımız Kenan Aktaş Bey de gerçekten projeleri seven bir çalışkan bir kaymakamımız. Şu anda Vali Bey'in de öncülüğüyle Sürücümüzde şu anda bir gençlik ve kitap kafe şeklinde evet. bir kombine şeklinde bir gençlik merkezi yapılıyor. Bitme aşamasında. Dediğim gibi değerli kaymakamımız gerçekten gençliğe ve spora çok önem veriyor. Bu konuda da her türlü yanımızda olduğunu söylüyor ve
pratikte de uyguluyor. Evet. En son Ankara ziyaretinde Spor Toto teşkilatıyla yaptığı görüşmeler neticesiyle Suruç ilçemize 5 adet halı saha kazandırdı. Ben bundan dolayı değerli kaymakamımız Kenan Aktaş Bey'e ben teşekkürlerimi, saygılarımı iletiyorum. Onun dışında da dediğim gibi şimdi normal şartlarda son yıllarda özellikle Suriye olayları, darbe girişimi, ondan sonra Covid hastalığı gibi olağanüstü durumlarda sıkıştığımızda çok değerli iş adamlarımız var. Özellikle Fuat Doğan kardeşimiz olsun, Mehmet Akkuş olsun, Mustafa Doğan ilçe başkanımız, Nebi Yağmurlu, Celal Kaya, Emin Demirtekin, Haydar Fıratan ve şu anda ismini sayamadığım çok değerli iş adamlarımız bu tür sıkıntılı durumlarımızda elimizden tutuyorlar. Olağanüstü durumlarda. Yani normal şartlarda biz mülki amirlerimizden destek istesek yine yardımcı olacaklar. O yönde sıkıntımız yok ama olağanüstü durumlarda biz de fazla rahatsız etmek istemiyoruz. Bundan dolayı ben bütün bu değerli iş adamlarımıza ve özellikle çok değerli kaymakamımıza Kenan Aktaş Bey'e saygılarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Peki, tekrar dönüş yapacağım hocam ben size. Hemen Veranşehir'e dönmek istiyorum. Maşallah. Yani sağında Suruç, solunda Veranşehir. bu bizi mutlu ediyor ya. İlçelerimizi bu şekilde vallahi. Tabii memleketimiz yani spora gerçekten ihtiyacımız var. Acil spora. Yani bütün branşlara, sadece futbol değil. Program gereği hem amatörü konuşuyoruz, diğer dalları sadece futbol değil, handbolu konuşuyoruz, voleybolu konuşuyoruz, basketbolu konuşuyoruz. Destek verebileceğimiz ne varsa elimizden geldikçe tabii. Çok dört dörtlük mü destekliyoruz? Yani elimizin uzanabildiği kadar, gücümüzün yetebildiği kadar. Hemen İsmail Hocam'a dönmek istiyorum. İsmail Hocam tabii Masterlar Kulübü yıllardır tabii bir amatörde futbol oynadınız, kulüp başkanlığı yaptınız, yöneticilik yaptınız, yaptınız. Bunları sıralasak koskoca bir liste oluşacak ama 30 yıl. Şu anda Master Kulübü'nde son olarak Master Kulüp başkanlığını yapıyorsunuz. Genel anlamda değerlendirirseniz bu Master'larla ilgili bize biraz bilgi verin hocam. Evet, ya. Yani hep Master'ları görüyoruz ama evet. Tabii pandemide de şu an maçlar oynanmıyor. Maçlar yok şu anda yok. Pandemi öncesi neler yaşandı? Nasıl oynandı? Bir yurt dışı maçlara da oldu çünkü. Evet. Şimdi Master'lar şu anlama geliyor. Belki bazı spor severler bilmez ama Master'lar veya veteranlar diğer ismi. Şimdi futbolu belli bir yaşa kadar 35, 36, 37 yaşına kadar oynayabilirsin. Belki evet. Amatörde veya profesyonellikte. Evet, ondan sonra bıraktıktan sonra yani yine futbol oynamak istesen gelirsin bu sefer Masterlar takımına. Biz ne yaptık? Yaklaşık 5 yıl önce ben Şanlıurfa Masterlar takımına sağ olsun Aslan Doğan abimiz vardı. Salih Akkuş abimiz vardı. İlçeden bizi davet etti. Şanlıurfa Masterler'de futbolcu olarak geldim. Oynadım. Ondan sonra Diyarbakır Asur vardı. Onlarda da zaman zaman vaktim olduğu müddet içerisinde futbolcu olarak gittim oynadım. Sonra Güneyşehir'de böyle bir potansiyelin olduğunu görünce ya dedik ki bari bir öncelik edeyim. Arkadaşlar da çoğuları da beni biraz zorladılar. Ya dedi başkan yıllardır kulüp başkanlığını yapıyorsun. Bari hiç olmazsa bu Masterler Ligi'ni de kur. Biz de en azından bir Masterler takımımız olsun. Ben de bu vesileyle bir Masterler takımını kurdum. Yani hem hocalık yaptım, hem başkanlık, hem kaptanlık. Işte evet ya. Aynı zamanda da hani iki takımda da oynuyordum. Hem şu anda da Diyarbakır Asur'un futbolcusuyum, Şanlıurfa'nın futbolcusuyum. Güneyşehir'de de hem kulüp başkanı, hem hoca, hem takım kaptanıyım. Yani genel, bence Türkiye'de bir rekor kurmuşum. Siz giderek gençleşerek gidiyorsunuz hocam. Türkiye'de yanılmıyorsam 3 takımda oynuyorum. Tek sporcu galiba benim. Maşallah. Evet, bu vesileyle orada da dedik ki bir öncülük edelim. Öncülük ettik. Turnuvalar var. Çok güzel turnuvalar var. Antalya'da yurt dışından ilk gittiğimiz zaman yurt dışından yaklaşık 11 takım gelmişti. Yurt içinde de 39 takım. Toplamda 50 takım. 5 yıldızlı bir otelde turnuva yapıldı. Biz de hem Urfa'mızı, Güneyşehir'imizi en iyi şekilde temsil etmek için o turnuvada olduk.
Ha, çok iyi takımlar var. Yani örnek veriyorum, Galatasaray'ın, Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ın hep 40 yaş üzerindeki evet. futbolcular vardı. İl bazında, yurt dışındaki takımlar aynen öyle. Oturduk arkadaşlarla, dedik ki arkadaşlar biz ilk sefer böyle bir turnuvaya geldik. Yani daha 2016 yılından bahsediyorum. Yani 5 yıl önce de bahsediyorum. Ne yapabiliriz? Urfa'mızı, Üren şehri en iyi tanıtma açısından en azından belki yenme gücümüz olmayabilir ama bir şey yapabiliriz. Ne yapabiliriz? Centilmen takımı olabiliriz yani. Evet. 50 takım içerisinde yani o da büyük bir başarıdır bana göre. Zaten futbolun en güzel şeyi bana göre centilmenliktir yani. Tamam, çıktık turnuvamızı, yendiğimiz oldu, yenildiğimiz oldu, berabere kaldığımız oldu ve 50 takım içerisinde hedefimize ulaştık. Oynadığımız maçlarda hiç sarı kart dahi görmedik. Ve turnuvanın en centilmen takımı. Bir takım, maşallah. Evet. 3 sene üst üste Antalya'da en centilmen takım evet. kupasını evet. Üreşehir'e getirdik. Çok güzel. Bu vesileyle yani şu anda takımımız faaldır ama son bu pandemiden dolayı şu anda maçlar oynanılmıyor. Evet. Güneydoğu grubuna bir ara katıldık. Orada da turnuvalar, bir turnuva oldu Güneydoğu'daki il ve ilçelerdeki olan katılmak isteyen takımlar içerisinde. Orada oynadık. Pandemiden sonra inşallah biterse yine de... Bir yurt dışı maç evet. programınız oldu. Evet, yurt dışı 2017 yılında Diyarbakır Asur kulüp başkanı vardı sağ olsun Zülkifli Yakut. Şu anda benim de oynadığım takım. Evet. Ukrayna'da bir turnuvaya gitmemiz gerektiğini söyledi. Tabii Şanlıurfa'dan bir yalnız ben gittim. Şanlıurfa'yı temsilen evet. 63 numara formayı evet, da giymiştim. Sonuçta Güneydoğu'dan bir takım Diyarbakır olarak, Batı'dan da bir takım Türkiye'yi temsilen gitmiştik. Ukrayna Futbol Federasyonu'nun düzenlemiş olduğu bir turnuvaydı. Yani o da Masterler turnuvasıydı. Mini bir turnuvaydı ama. Orada da güzel bir maçlar oynadık. Aynı zamanda turnuvanın en değerli futbolcu ödülünü de aldım, Urfa'ya getirdim. O da bizim için bir artı olmuştu. Üren şehrimizi en iyi şekilde temsil ettik. Diyarbakır'ımızı, Urfa'mızı. Yani güzel bir turnuva oldu, yurt dışındaki turnuva. Ama Antalya'daki turnuvalar bir bambaşka bir güzelliği. Başlıyor, evet. Çünkü orada her şey mükemmel, sahalar mükemmel. Yurt dışından gelen takımlar çok iyi, yurt içindeki takımlar iyi. Eski Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzon'daki eski futbolculara karşı karşıya top oynuyorsun. Güzel turnuvalar oluyor. Yani Urfa'mızı, Üren şehrimizi en iyi şekilde temsil etmeye evet. çalışıyoruz. Şu Peki, anda hocam, bu şekilde gidiyoruz. Maşallah var da var yani. Evet. Konuşmaya devam edeceğiz tabii. Hem masterlar olsun hem diğer branşlar olsun. Üren şehir belediyeyi de aslında sormak istiyorum. Tekrar evet. Mustafa Hoca'ya dönüyorum. Size dönüş yapacağım hocam. Konuşalım evet. Evet. Mustafa Hocam, tabii futbolu sormadım size. Futbolla da kısa bir bilgi verseniz, tabii daha önce bir bölgesel amatörlük serüveni oldu Sürüş Gençlik Spor'un. Şu an futbol takımı ne durumda? Evet hocam, tabii ki 2010 yılında kurulan Sürüş Gençlik evet. Spor'umuz. Değerli arkadaşlarımız, işte Müslüm Yıldız olsun, Hasan İpek, Ekrem Polat, Mehmet İpek bu kardeşlerimizin girişimiyle o zaman takım kurulmuştu. Salon hokeyindeki başarı gibi o zaman da futbolda çok kısa bir süre içerisinde işte ikinci amatörde şampiyonluk, birinci amatör süper amatöre çıkmadan önceki sezonda bir puanla şampiyonluğu biz Karaköprü Belediyespor'a, şu an 3. ligde oynayan Karaköprü Belediyespor'umuza kaptırmıştık. Ondan sonraki yıl biz Bar Ligi'ne yükseldik. Tabii ki Bar Ligi'nde 2 yıllık bir serüvenimiz oldu. Sizin de bildiğiniz gibi lig birincisi, süper amatör birincisiyle Bar Ligi'nde alt sırada bitiren takım bir playoff maçı yapıyorlar. O playoff maçımızı normal şartlarda biz Bar Ligi'nde oynarken sürekli ilk 5'te oynuyorduk. Evet. Ama kural gereği süper amatör şampiyonuyla maç yapmamız gerekiyordu ve ilk yıl Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor'la yaptığımız müsabakayı biz o zaman 2-0 kazanmıştık ve Bar Ligi'ne devam etmiştik. Ondan sonraki yıl 11 Nisan Spor'la karşı karşıya geldik.
O maçı tabii ki kaybedince tekrar süper amatöre düştük hocam. Evet. Süper amatörde de şu an bizim tabii ki bu Covid'den dolayı şu an hiç belli bir şey yok yani. Evet. Hatta evet. Geçen bir toplantıda Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Ali Düşmez Bey'in açıklamasına göre şartlar uygun olursa, bilim kurulu uygun görürse ligler başlatılabilir. Yani Türkiye Futbol Federasyonu maçların başlaması taraftarı. Ancak maçların başlaması bilim kurulunun tavsiyesi üzerine devletimizin adına Türkiye Futbol Federasyonu karar verecek. Ona göre inşallah bu ligimiz başlar. Çünkü bildiğiniz gibi Türkiye genelinde 24 bin kulüp var. 320 bin civarında amatör sporcu var. Ve bu sporcuların çoğu, %90'ı diyebilirim, bu liglerde çoğu geçimini bu spordan, futboldan kazanıyor. Evet. Bundan dolayı sezonun açılması önemlidir. Ben buradan da şu anda stüdyolarınız aracılığıyla Türkiye Futbol Federasyonu'na ben sesleniyorum. Amatör Spor Kulüpler Federasyonu'na sesleniyorum. En kısa zamanda bu liglerin başlanmasıyla ilgili gereken girişimlerin yapılmasını ben diliyorum, temenni ediyorum. Yani muhtemelen Covid aşısıyla birlikte bir şeyler değişecek gibi görünüyor. Evet. Tabii geçen hafta da bu konuyla ilgili amatör da oynayan sporcu ve antrenörler Cumhurbaşkanımızın da hani yolda evet onu ben de izledim. İnşallah yani destek istediler. Evet, aynen doğrudur. O görüntüleri tabii hep birlikte izledik. Hani Cumhurbaşkanımızın o konuda bir yardım edilmesi noktasında hani oynatılması noktasında bir şeyi vardı yani. Yani kendisi oldu. De eski bir futbolcu olduğu için amatörlerin halini bilmesi gerekiyor. Özellikle inşallah. Bal ligindeki sporcuların çoğu ekmeğini bu işten aynen, kazanıyor. Aynen. Evet. %90 bal diyorum ben. De olsun, süper amatörlük de olsun. Evet, evet, yani. Çünkü sonuçta süper amatörlükte de birçok oyuncu bal niye transfer olabiliyor, evet, aynen, niye transfer olabiliyor, kendini süper amatörlüğünde göstermiş olabiliyor. Mustafa Hocam, Suruç tabii. Suruç Gençlik Spor yıllardır var. Futbolla aslında gündem oldu Bal Ligi'ne çıktıktan sonra. Yani futbolda alternatif olarak şu an branşlarımız tabii var. Bilmediğiniz farklı branşlar var mı? Ya da futbol alternatif var mı Suruç'ta? Neler var yani? Şimdi normal şartlarda geçmiş yıllarda bizim tabii ki Suruç Gençlik Spor bünyesinde atletizmde başarılı olan sporcumuz vardı. Bozan Eroğlu. Atletizmde evet. İstanbul Başakşehir stadında yapılan müsabakalarda Türkiye üçüncüsü oldu. Aynı zamanda bu bizim futbolcumuz. Yine Uşu Kung Fu'da Muhammed Nurullah Polat kendi kilosunda Türkiye ikincisi olmuştu Antalya'da yapılan müsabakalarda. Ve bunların hepsinden çok önemlisi bizim Şanlıurfa adına, Suruç adına çok büyük bir başarımız vardı. Evet. U13'lerde 2013 tarihinde Mustafa Abak hocamızın destekleriyle, önderliğiyle İspanya'nın Barcelona kentinde Costa Prova turnuvalarında U13 genç takımımız dünya şampiyonu olmuştu 2013'te. Ümit Hocam. 2013'te. Evet. Karma bir takımdı tabii. Suruçlu gençlerimiz, merkezdeki gençlerimizin katılımıyla ve Mustafa Abak bir de Mehmet İpek'in döneminde yani bu arkadaşlarımız. U13 İspanya'da, İspanya'nın Barcelona kentinde. Evet. Costa Brava turnuvaları. Mustafa Abak hocamız. Mustafa Abak hocamızın önderliğiyle takımımız dünya şampiyonu olmuştu. Çok güzel. Evet hocam. Evet. Bu tür başarılarımız var. Onun dışında da şu anda salon hokeyinin yanında handbolda başarılı bir değerli bir hocamız var. Bayram Kaplan hocamız. Geçen hafta değerli kaymakamımız Kenan Aktaş Bey'le bir görüşme yaptı.
Handbolu da Suruç'ta bir girişim yapma adında bir toplantı oldu. İnşallah handbolda da Suruç'umuzu istediğimiz yerde göreceğiz. İnşallah. Yani alternatifi sorduk hocamıza. Maşallah neler çıktı hocam ya. Vallahi yani. Ya aslında alternatif sporda bizim yani futboldan daha başarılı bir alanımız. Şu şekil Said Aftak hocamız vücut geliştirme ve fitness'te getirdiği başarılar. Evet. Yine Murat Akaltun hocamızın başarıları. Evet. Halilye Belediyespor'un başarıları. Yani alternatif sporda aslında Şanlıurfa'mız ön planda. Evet, evet. Yani futbola göre gerçekten iyi yerdeyiz. Sait hocama bahsetmişken mesaj göndermiş kendisi. Hayırlı akşamlar demiş. Teşekkür ediyoruz Sayın Hocam. Hayırlı programlar Ümit Hocam. Size ve her iki değerli konuğumuza başarılar diliyorum. İsmail Aksu ve Mustafa Yüksel kardeşlerim Şanlıurfa'da amatör spora çok büyük emek veren şahsiyetlerdir demiş. Programa da renk kattıklarını söylemek istiyorum demiş. Sait Hocam teşekkür ederiz. Buradan Sait Hocam'a selam gönderiyoruz. Selamlarımızı, saygılarımızı iletiyoruz. Zaman zaman konuk olarak da alıyoruz Sait Hoca'yı. Sağ olsun. Evet, takip ediyoruz. Biz zevkle izliyoruz. Evet, kırmayıp da geliyor. O da menfaatsız, karşılıksız spora hizmet eden bir spor adamı. İsmail Hocam, tabii masterlardan bahsettik. Belediye Spor Futbol Kulübü tabii biz ziyaretlerinde bulunduğumuzda hani şu an Bali'de olan bir futbol kulübü. Evet. Oradaki çalışmalarla ilgili bir spor adamı olarak nasıl gözlemliyorsunuz? Şu andaki şimdi, çarşamba günü de idmana başladılar. Evet, başladılar. Şimdi geçen sene biliyorsunuz Sanayi Spor Kulübü'nün başında kulüp başkanı olarak Fahrettin arkadaşımız kendine buradan kendisine teşekkür ediyorum. Ola Yönetim Kurulu hocalarına 30 yıl sonra Ürenşehir futbolunu Bal Ligi'ne tanıştırdıkları için. Sonra kendisi de benimle birkaç sefer itişare yaptı bu konuyla alakalı. Ben kendisine şunu söyledim. Şimdi şahıs takımı başkadır, kurum takımı başkadır. Tabii ki. Evet. Sen buraya kadar getirdin, 30 yıl sonra bu başarıyı elde ettin. Bu evet. Sana büyük bir ödüldür. Bundan sonrasını götüremezsin dedik. Evet. Evet. Çünkü niye götüremezsin? Bal Ligi demek para demektir. Kesinlikle. Evet. Profesyonellik olmuş olsaydı bugün 3. ligde nereden bakarsan 2 milyona yakın bir para girdisi oluyor. Yani federasyondan oradan buradan. Ama Bal Ligi öyle bir şey değil. Bal Ligi'nde sadece sen para vermen gerekiyor. Başkanım da biliyorsunuz. Evet. Bir artısı yoktur, bir geliri yoktur. Hele kulübün hiçbir geliri yoksa bir yol masrafı falan var, o da şahıs olarak cüzi bir rakamdır. Evet, yani çok cüzi, hiçbir şey değil yani. Çünkü Bal Ligi'nde bir futbol takımını oluşturabilmen için Bal Ligi tecrübesi olan futbolcular topluluğunu oluşturman gerekiyor. Ürenşehir'de var mı o potansiyel? Şu an için yeterli değildir. 3-5 tane futbolcu kardeşimizin dışında bir spor adamı olarak bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Ne yapmam gerektiğini söyledi. Ben kaymakamlık veya belediye bu işin altından kalkabilir. Sağ olsun Salih ikinci başkanımız, Allah kendisine buradan razı olsun. Ben bir spor adamı olarak kendisini burada takdir ediyorum. Kulübü aldı. Kulübü aldı. Onun dışında diğer branşlarda da bayağı bir destekler oldu, başarıları oldu. Spor anlamında gerçekten şu anda Salih Başkan'ı ben takdir ediyorum. Bir futbol adamı olarak defalarca da teşekkür ederim. Gençliğe kim hizmet ederse her zaman biz yanında dururuz. En son bugün ben gelmeden, programa gelmeden önce kulüp başkanı ve yönetici arkadaşlarla bir istişaremiz oldu. Dışarıdan bir hoca getirmişler. Bu ligi iyi bilen bir hocayla anlaşmışlar. Kendisi 3. ligde de görev yapmış. Bu ligi de iyi bilen bir hocaymış. Yaklaşık 16 tane yabancı futbolcuyla bir anlaşmaları olmuş. Bunun dışında diğerleri de yerli sporcu, yani Ürenşehir'deki çocuklardan oluşturulmuş. Böyle bir takımın oluşturmuşlar. Hedefinin şampiyonluk olduğunu kulüp başkanı bilhassa kendisi bana söyledi. Bu olumlu şeylerdir. Değerli başkan bu konuda kendisi kulübe bayağı maddi açıdan destek vereceğini belirtmiş. Hatta biz
Yaklaşık birkaç ay önce spor adamlarını bir araya getirdi. Belediye binasında biz oturduk. Düşüncelerimizi, fikirlerimizi söyledik. Kendisi de yani ben eğer bu takımı aldımsa hedefim üçüncülüktür dedi. Çünkü bizim öyle bir potansiyelimiz var dedi. Ama orada da böyle bir şans var hocam. Yani belediye başkanı da, Sarı Başkanı da bu konuda bayağı bir destek veriyor. Ya destek yani. Veriyor. Şimdi evet. Bakın ben şunu belirtmek istiyorum. Bakın ben yıllarca Ürenşehir Spor'da kulüp başkanlığını yaptım. Yani emin ol ben bu desteği göremedim. Evet. Yani bunu açıkça söylemek gerekiyor. Ve ben yani o dönem rapor, için söylüyorum. Evet o dönem için söylüyorum. Evet. Ben yıllarca büyük başarılar elde ettim altyapıda. 3 yıl Urfa bölgesinde hiç yenilmememe rağmen. 13'lerde, 14'lerde, 15'lerde hiç yenilmedim. Ama böyle bir destek görmedim yani. Hatta ben kulüp binamız yoktu. Kendime ait bir daireyi, kulüp binası yapmıştım. Evet. Yani düşünebiliyor musunuz? Yani koskocaman 200 bin nüfustan bahsediyoruz. Ve bir kulüp binamız yoktu. Ama sağ olsun Salih Başkan gerçekten şu anda büyük fedakarlıklar yapıyor. Ve bu gelen sporcular da yani balı iyi bilen üçüncülükte, ikincilikte, balda oynayan iyi sporcular grubu olduğunu söylediler. İnşallah memleketimizin takımı yani üçüncü lige bir 30 yıl sonra bir üçüncü ligle buluşur. Bu gençler açısından son derece faydalı olur. Yani bugün bir Suruç olur, bir Sörek olur. Ne bileyim tüm ilçelerimiz bugün üçüncü lige hak ediyor diye düşünüyorum. Çünkü spor gerçekten şehri kalkındırabilecek durumda olan bir spor dalı. Özellikle futbol. Çünkü üçüncü lig olduğu zaman ya tamam şu anda seyirci yok ama yani seyircisiyle beraber geliyor o şehre. Bunu herkes kazanıyor. Yani adam seyirci esnafa para kazandırıyor. Evet. Kulüp zaten dediğim şekilde bir üçüncülük takımı yılda nereden bakarsan 2 trilyona yakın bir para geliyor. Bu da bir memleketin fabrikası gibi eğer iyi yönetilirse tabii ki. Ama ben bu konuda Salih Başkan'ı gene de tebrik ediyorum. İnşallah hedef adına güzel bir başlangıç olur. Hedefe varırız diye düşünüyorum. Temennimiz bir an önce bu COVID'in de bitip seyircilerinle artık maçlara gidilmesi. Artık futbol seyirciyle güzel. Yani futbol bambaşka bir oyundur. Futbolu güzelleştiren zaten seyircidir. Tabii, seyirci yani. Olmadı mı? Birbirini tamamlayan. Birbirini tamamlayan evet. Yani ama ben ikinci yarı başladığı zaman yani ben kendi şahsi fikrimi söyleyeyim. Bana göre mesela Şanlıurfa Spor'un seyirci kapasitesi yaklaşık 30 bin civarındadır. Yani bir 5 bin seyirci alınabilir yani. Bunda arada bir 3-5 şeyler bırakıldığı zaman evet, seyircinin evet, aralarında falan. Evet. Yani niye seyircili de oynatılabilir aslında? Bu konuyla ilgili ayın 15'inde hem amatörle ilgili karar verileceği noktasında bilgiler geliyor. Şubat 15'inde bir toplantı yapılacak. Hani hem amatörün oynatıp oynatılmayacağı karar verilecek ki oynatılmaya karar verilirse de yani tek devreli birlik olacağı şeklinde bilgiler geliyor. Tabii 15'inden sonra hepimiz bunu göreceğiz. Malumunuz dünyayı kasıp kavuran bir illet şu anda dünya gündeminde olan ve dünyayı sarmış durumda. Tabii en sağlıklı kararı verecek olan karar mercileridir. Futbol Federasyonu'dur, bilim kurulu üyeleridir. Ona bir şey diyemiyoruz. Onlar ne karar verse saygı duymak zorundayız. Çünkü gerçekten bu işin şakası yok. Evet. Ve çok kolay ulaşan. En iyi bilenlerden biri evet, yani biziz. Evet, yaklaşık bir ay önce ben atlattım bu evet, hastalığı. Evet. Yani şimdi bize basit geliyordu. Evet. Ama ben bu hastalığı gerçekten yaşayan biri olarak yani bunu kesinlikle bakın bu işin şakası yok. Bizi izleyen arkadaşlar. Evet. Yani bu işin hiç şakası yok. Doğru. Yani ben çok kötü atlattım. Yani belki sporcu bünyem olmamış olsaydı belki de kurtulmayabilirdik yani. Allah o açıdan istersen. Kesinlikle bu işin şakası hiç yok yani. O açıdan iyi korunmak lazım diye düşünüyorum yani. Evet. Mustafa Hocam, tabii Suruç Gençlik Sporu konuştuk. Son olarak eklemek istediğiniz varsa, unuttuğumuz konular varsa af ola diyelim. Yavaş yavaş toparlarsak neler söylemek istersiniz?
hem Suruç gençliğin gençleri için, hem ilçede bulunan gençler için, işte zaman zaman belki altyapı için gençlere de çağrıda bulunmak istersiniz. Neler söylersiniz hocam? Evet değerli hocam, bizim tabii ki takımı kurarken hem Suruç Gençlik Spor olsun, hem salon hokey takımı olsun, diğer branşlarımız olsun, bizim buradaki amacımız gençlerimizi kötü ortamlardan korumak. İşte sigara ortamı olsun, esrar, eroin vesaire, kötü maddeler olsun. Evet. Bu kötü maddelerden arındırıp spora kanalize etmek. Bu konuda Suruç'taki ailelerimiz gerçekten bize çok destek oluyorlar. Bizi anlayışla karşılıyorlar. Hatta bazen işte spor, çocuk spora gittiği zaman acaba dersinden geri kalır mı diye öyle düşünceler de var, oluyor bazen ailelerde. Ben kesinlikle ailelerin rahat olmasını özellikle ben rica ediyorum bu konuda. Bizim salon hokey kalecimiz Serkan Uçar. Evet. Önceki yıllarda bizim Suruç'ta normalde sporcumuz Teok'ta Suruç'ta ilk birinci sıraya girdi yani. İlçede yani. İlçede evet, birinci iyi. Sırada öyle bir puan aldı. Spor her zaman gençlerimizi iyi tarafta, iyi tarafa getiriyor. Sporcu adam hiçbir şekilde geri kalmak istemez, hırslıdır. Arkadaşının, ben arkadaşımı nasıl geçebilirim, nasıl başarılı olabilirim kaygısıyla bütün bu saydığım kötü ortamlardan uzak kaçar. Bundan dolayı da ben tekrardan Suruç'taki bütün ailelerimize sesleniyorum. Çocuklarımızı rahatlıkla spor merkezlerine, özellikle önceki işte Suruç Spor Kompleksi içerisinde bulunan gençlik merkezimiz olsun. Bu yeni yapılacak olan, yapılıyor şu an, bitme aşamasında. Değerli Kaymakamımız Kenan Aktaş Bey'in ve değerli Valimiz Abdullah Erim Bey'in destekleriyle şu anda son hız çalışmalar devam ediyor. Bitme aşamasında bu tür yerlere göndermelerini ben özellikle istirham ediyorum Suruç'taki ailelerimizden. Evet, tabii ailelerin bu konuda desteği bir hem okul yılları için geçerli bu, hem sporculuk hayatları için çocuğun psikolojik gelişiminde çok ciddi anlamda etkiliyor. Çok ciddi anlamda etkisi oluyor. Bu konuda ailelere büyük görev düşüyor. Sporu kesinlikle hani işte ayağını kıracak, işte kolunu kıracak, yok kafasını kıracak yaklaşımlar içerisine girmeyelim. Olumsuz bir şekilde çocuğun spordaki gelişimini engellemeyelim. Bu bilimsel bir açıklamadır. Bizim şahsi açıklamalarımız değil. Spor yapanla yapmayan arasında çok ciddi bir farklar gözlemlenmiş ve tespit edilmiştir hocalarımız tarafından. Gençler mümkünse spora kanalize eden. Gençlik merkezlerine özellikle. Gençlik merkezlerine ve şu anki şans gerçekten çok kolay oldu hocam. Yani evet. Geçmiş dönemlerde biz toprak sahalarına gitmek istesek ben yıllardır. Şartlar çok farklı. Yani hakemlik yıllarında evet. Olsun, evet. Oynadığım dönemler olsun. Evet. Ben ilk hakemlik yıllarıma başladığımda Halep'le Bahçe meşhur bir semt sahamız vardı. Evet. Çamur demeye de bir şahit evet. Lazımdı. Yani yazma, taş mı istersiniz, çivi mi istersiniz, işte her ne isterseniz evet. O toprağın içinde vardı ya, kum mu istersiniz. O kumlar bile, kum parçaları bile jilet gibi vücudu keserdi yani düştüğünüz zaman. O sporcuları öyle görünce insanın içi evet. Acıyordu tabii. Şimdi sahalar güzel. Şimdi çok şükür yani hem semt sahaları olsun hem gençlik merkezleri olsun ve bu konuda ciddi anlamda katkılar sunan yetkililer olsun. Bu gençleri destekledi ve ailelere de özellikle sabahtandır aile dememin tabii, sebebi de o. Spora kanalize etmiş. Gönderelim yani bir denesinler ya bir çocuğu büyütüp de İşte kahve köşelerine göndereceğine farkında olmadan çünkü oraya gönderiyorsun. Spora yani gençlik merkezlere yönlendirir. Bir branş bırakın kendileri seçsin. Kimisi gidiyor orada işte handball, kimisi işte bak salon okey. Bugün Urfa merkezde belki bu şartlarda oyuncular yetişmiyor yani gençler yetişmiyor, sporcular yetişmiyor. Ama Suruç içerisinde şu anda ciddi anlamda bir yatırım yapılmakta.
Hangi branş olursa olsun. Bizimki fark etmiyor. Yeter ki spor olsun. İsmail Hocam, siz son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı? Toparlıyoruz yavaş yavaş. Yani ben de sizin düşüncelerinize son derece katılıyorum. Spor her zaman iyi bir şeydir. Evet. Çocukları daima spora teşvik etmek lazım. Dün acı bir haberi duydum. Onu da burada belirtmek isterim. Hıdır Açık hocam maalesef ilk hocamdı. Onu dün Birençer'de kaybettik. Burada mekanı cennet olsun. Mekanı cennet olsun. Evet, evet. Futbola başladığım ilk hocamdı. Evet. Futbol güzel bir şeydir. Evet, evet. Urfa Spor'un bir an önce bu alt ligden, alt sıralardan kurtulmasını istiyoruz. Evet. Üst liglere çıkmasını istiyoruz. Evet. Karaköprümüzün playoff'u zorlamasını, en kötü playoff oynamasını, onu da bir üst lige çıkmasını istiyoruz. Siverek'in, Virenşehir'in profesyonel lig varmasını istiyoruz. Büyükşehir, şu an başladığımızda Bal Ligi'nde. Yani Bal Ligi'nde olan takımlarımızın da en kötü bir tanesinin profesyonel ligle buluşması en büyük arzularımızdan biridir yani. Peki, İsmail Hocam, ayaklarınıza sağlık. Çok teşekkür ederim bizi buraya davet ettiğiniz için. Biz teşekkür ederiz. Ne demek? Allah razı olsun. Teşekkür bizden. Bizleri kırmadınız. Birençer'den buralara kadar geldiniz. Mustafa Hocam, teşekkür ediyorum. Ayaklarına eyvallah. Sağlık. Son olarak çok değerli bir Şanlıurfa Spor'umuzun değerli taraftarı, emektarımız Hasan Demir kardeşimiz, evet. Suruç'tan mesaj göndermiş. Şanlıurfa Spor delegelerine, üyelerine sesleniyor. Diyor ki herkes lütfen aidatını yatırsın. Evet. Şanlıurfa'mıza, Şanlıurfa Spor'umuza biz destek olalım anlamında bir mesajı var. Anladım. Gerçekten Hasan Demir olsun, Süleyman Akaltun olsun, Feridun Yavuz olsun, taraftarlar, dernek başkanımız. Ben bunlara özellikle selam gönderiyorum. Bütün Suruç halkına selam gönderiyorum. Demin gençlik merkezlerinden bahsettiniz. Büyükşehir Belediye Başkanımızın da bize bir desteği oldu. Şu anda Suruç Gençlik Merkezi'nde gönüllü ders veriliyor. Evet. Tabii ki sosyal mesafeler dikkate alınarak bu konuda Mehmet Ali Eskiler kardeşimiz yetkili. Bütün Suruçlu gençlerimizi gençlik merkezlerimize davet ediyoruz. Suruç'taki şu anda yapılan projelerde büyük katkı sahibi olan değerli kaymakamımız Kenan Aktaş Bey'e ve bütün Suruç halkına saygılarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Peki, teşekkür ediyoruz. Ayaklarınıza sağlık. Çok sağ olun. Evet efendim, biz de programımızın sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yine aynı gün ve saatte buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.